İzmir Dersi 1. Bölüm 3 İzmir varmış. Bugün sizi biriyle tanıştıracağım. İşte Ege, öykümüzün kahramanı. 11 yaşında, o da sizin gibi ortaokul 1. sınıfa gidiyor ve İzmir'de yaşıyor. Heyecanlı, meraklı, hayal kurmayı pek seviyor. Her şey Ege'nin ortaokula geçtiği o yaz başladı. O yaz Ege'ler yeni bir eve taşınmışlardı. Yeni ev 2 katlı, eskiden kalma, mavi panjurları olan çok sevimli bir yapıydı. İzmir Körfezi'ni tepeden gören büyük bir terası vardı. Ev, kentin tam merkezi Konak'taydı. Başlamadan önce size bir sorum var. İzmir'in kuş bakışı nasıl göründüğünü biliyor musunuz? Bir hatırlayalım. İşte tam burası Ege Denizi. Burnunu karaların içine sokmaya bayılıyor. Çevresinde Türkiye ve Yunanistan var. İzmir ise tam şurada. Bakın o da Ege Denizi'ne nasıl sokuluyor. Şimdi bir büyüteç getireceğim ve İzmir'e daha yakından bakacağım. İşte böyle. Şurası İzmir ve halka içine aldığım yerde İzmir'in merkezi. Konak İzmir'in tam merkezinde yer alıyor. Ha işte kırmızılar da geldi. Bu kırmızı noktalar İzmir'in ilçeleri. Senin kırmızın hangisi? Konak'ta ünlü bir varyant yokuşu vardır. Varyant, Bahri Baba Parkı adında yeşil ve büyük bir parkın içinden kıvrıla kıvrıla geçen dik bir yoldur. İzmir'de varyant dedin mi bilmeyen yoktur. Şehir yokuşun tepesinden çok güzel görünür. İşte Ege'lerin yeni ama eski evi de bu güzel manzaraya bakan evlerden biriydi. Özellikle babasının hayaliydi böyle bir eve sahip olmak. Ha bu arada Ege'nin babası da Mümtaz Bey. Mümtaz Bey bir lisede tarih öğretmeni. Bu aralar keyfi pek yerinde. Yeni ev için duyduğu heyecan gözlerinden okunuyor. Ve tabii sırada Ege'nin annesi Gül Hanım var. En heyecanlısı da o. Bir bebek bekliyor. Yani Ege'ye bir kardeş geliyor. Anlayacağınız herkese bir telaş, bir sevinç. Peki ya Ege? Sizce o ne hissediyor? Yeni ev, yeni kardeş, yeni mahalle, yeni okul. Of sormayın, kafası çok karışık. Yeni bir ev güzel bir şey tabii. Yeni mahalle de güzeldi, güzel olmasına ama değil kendi yaşında bir çocuk, küçük bir insan gölgesi bile yoktu. Canı sıkılıyordu. Bir arkadaş olsaydı. Ege sıkıldıkça evlerin önündeki o büyük terasa çıkıyordu. Burası bir gemi güvertesi gibi İzmir'in körfezine yukarıdan bakıyordu. Ve bu seyir terasında Kaptan Ege kendi dünyasına yelken açıyor. Uzun hayallere dalıyordu. İşte yine böyle bir pazar sabahı, bir denizi, bir de denizi çevreleyen yığın halindeki duman rengi binaları seyrediyordu Ege. Gri örtü diye geçirdi içinden. Şu binalar kalın gri renkli bir örtüye benziyor. Gözünü dikti ve uzunca bir süre seyretti. Öyle uzun baktı ki, o da ne? Tam o anda o gri örtüyü yırtan, duman gibi renkli binalar arasında kafasını uzatan bir şey gördü. Ben buradayım, ben buradayım. Kalkın üstümden de bir nefes alayım. Boğuldum, boğdunuz beni. Of! O da neydi? Gerçek miydi yoksa düş mü? Tam karşıda üzerine bayrak çekilmiş bir kale dile gelmiş konuşuyordu. Tüm gri örtüden farklılaşan tek şey kale basbayağı konuşuyordu canım. Omzundaki eli hissettiğinde kalede suspus oldu birden. Her şey gibi o da dondu ve yerine tıkıldı yeniden. Babası, Ege, Ege, nereye bakıyorsun öyle diye sordu. Kadife Kale'ye mi? Ege toparlandı. Evet sanırım yani ismi oysa kaleye bakıyorum. Kadife Kale'ye. Durdu. İsim bir anda komik geldi. Kadife mi? Bir kale için çok nazik bir isim diye geçirdi içinden. Kale taştan, adı kumaştan. Ege babasına sordu. Neden adına Kadife demişler baba? Mümtaz Bey, ilginç bir ismi var değil mi dedi. Tabii Kadife o bildiğin kadife kumaşı anlamında değil. Derler ki, ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi İzmir'e geldiğinde şehrin en önemli yeri olan bu kaleye çıkmış. O zamanlar orada yaşayan halk bu kalede
çok eskiden Kaydafi isimli bir kraliçenin yaşadığını anlatmış ona. Hatta kalenin hemen yakınlarındaki taştan bir kadın kabartmasının da kraliçe Kaydafi'ye ait olduğunu söylemişler. Evliya Çelebi de gezi notlarına Kaydafi Kale diye yazmış. Zaman içinde söylene söylene Kaydafi olmuş sana Kadife. Babası devam etti. Ama o kalenin oturduğu tepenin daha da eski bir adı var. Pagos. Kadife Kale'nin eski çağlardaki adı. Eski çağlarda insanlar genellikle etrafa hakim korunaklı tepelere kalelerini kurup tepenin eteklerine yayılmayı tercih etmişler. Böylece gelenlerin dost mu düşman mı olduklarını çok uzaktan görebiliyorlarmış. Üstelik de tepeleri ele geçirmek zor olacağı için de kendileri daha güvende hissediyorlarmış. Ege, Pagos, hoş, bu daha kolay, eski bir yer o zaman, dedi babasına dönerek. İzmir ilk orada mı kurulmuş yani? Mümtaz Bey, yok Ege'ciğim, ilk İzmir orası değil, dedi. İzmir çok eski bir kent. Öyle uzun bir geçmişi var ki, İzmir tarih içinde bugün bildiğimiz kadarıyla 3 kez farklı yerlerde kurulmuş. Ege gözlerini açarak, ne yani 3 İzmir mi varmış diye sordu. Mümtaz Bey, öyle de diyebiliriz dedi. Bak şimdi, burası İzmir Körfezi. Pagos Kadife Kale, merkezdeki 3. yerleşim ve kent 2300 yıl önce burada kurulmuş. Ondan önceki 2. yerleşim ise Bayraklı Simirna'daymış. 2700 yıl yaşanmış burada. Ve biraz daha geriye gidersek, İzmir'in merkezindeki ilk yerleşim Bornova Yeşilova'da kurulmuş. Bayraklı'dan 3500 yıl önce. Mümtaz Bey devam etti. Ege, bak şimdi senin matematiğin kuvvetlidir. İzmir'in bugün kaç yaşında olduğunu şöyle bir hesaplayalım bakalım. 2300 yıl Pagos Kadife Kale dedik değil mi? 2700 yıl Bayraklı Simirna. Ekle bakalım. 3500 yılda Bornova Yeşilova ne etti? 8500 yıl. Yani İzmir 8500 yaşında. Ege heyecanlandı, soruları arka arkaya sıralamaya başladı. Peki baba, neden başka yerlerde kurulmuş İzmir? O diğer İzmir nerede? Onlar duruyor mu yerinde? Mümtaz Bey hangi soruya ne yanıt vereceğini şaşırmıştı. Yavaş Ege'cim, yavaş, tek tek sor. Bir yandan da içinden şunu geçiriyordu. Anlaşılan bizim oğlan bu konulara meraklı. Peki ona nasıl anlatmalı? Nasıl yanıtlamalı? Bak şimdi Ege. Kentler, özellikle bizimki gibi eski kentler, şeye benzerler. Tam o anda terasa bakan mutfak penceresinin önündeki lahana ilişti gözüne. Hah, kat kat lahanaya mesela. Ege şaşırdı. Ne, lahana mı? Mümtaz Bey, evet, bak şimdi lahanayı düşün. Kat kat kabuk kabuktur, değil mi? Eski yerleşimleri de bir an için böyle hayal edebilirsin. Her uygarlık kendi kabuğunda bir süre yaşamış. Sonrasında ya savaşlarla, ya depremlerle, ya da başka felaketlerle yıkılmış. Daha sonra gelenler de onun üzerine yayılmışlar. Bu böyle devam edip durmuş. Kat üstüne kat. Mümtaz Bey devam etti. Arkeoloji denen bir bilim dalı var. Arkeologlar da toprak altında kalan eski yerleşimleri ortaya çıkarıyorlar. Kentin kabuklarını geriye doğru soymaya, katmanlarını bulmaya çalışıyorlar. Ege dedi ki, yani biz en üst kabuktayız, bizden önce yaşayanlar daha altımızda, onlardan da öncekiler onun altında, öyle mi? Yani kat kat yani. Mümtaz Bey, evet öyle sayılır dedi. Bak şimdi lahanayı gözünün önüne getir. En alttaki kabukta Bornova Yeşilova yerleşimi var. Yani 1. İzmir. Şimdiye dek merkezde bulunan en eski yerleşim. 2. İzmir ise lahananın 2. kabuğu Bayraklı Simirna. Ve 3. İzmir ise Pagos Kadife Kale. Ege şaşırdı. Vay vay, bunların hepsi yerin altında mı? Mümtaz Bey yanıtladı. Çoğunlukla evet. Ama arkeologlar bu eski yerleşimleri ortaya çıkarmak ve korumak için
İzmir'in sadece merkezinde değil, birçok ilçesinde kazı çalışmaları yapıyorlar. Üzerinde yerleşim olmayan yerlerin kabuklarını soyuyorlar. Ege bir anda heyecanla atıldı. Ne olur, ne olur, ben çok görmek istiyorum. Nereyi diye sordu Mümtaz Bey. Ege, burayı, burayı diye işaret etti. Lahananın göbeğini görmek istiyorum. İlk İzmir'e. E peki öyleyse, gelecek ders ilk İzmir'e gidiyoruz.